Bir gün eve geldim yatılı okuldan. Böyle bir 12-13 yaşında varım yokum. Annemin çok ağladığını his fark edince, yani burnu tıkanmış, sesi öyle işte. Niye ağladın ben dedi. Yok premore dedi, ağlamamışım dedi. Dedim ki anne ağladın niye? 9 kişilik ailenin altısında körlük olduğunu düşün. Dedi ki bre dedi evladım dedi. Çok üzüleyim bre dedi. Oldunuz hepiniz kör bre evladım dedi. Şimdi ben de o anki aklımla bodrum katta oturuyoruz ve babam tabii varlığını da kaybetmiş. Her şey çok kötü yani baktığında çok kötü. Anne dedim o anki çocuk aklımla. Biz dedim fakir değil miyiz dedim. Öyle der demez sinirlendi. Ne vardır bre dedi. Ayıp midir fakirlik dedi. Yok anne dedim onu demiyorum dedim. Düşünsene dedim bu evde 6 kişi daha görseydi. Elektrikleri ışıkları yaksaydı biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecek? Benim annem o günden sonra bre dedi evladım doğru Süleyman bre dedi. Sarıldı bana filan. Gülüştük, ağlaştık. Neyse şuna inandım yani. Bir insan bakış açısını değiştirmeden acısını değiştiremez. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Neye sahipseniz sahip olun ya da neyi kaybettiyseniz kaybedin. Bakış açınızı ona göre değiştirmediniz mi hayatınızın asla iyi gitme şansı yoktur. Çünkü her pencereden kötü görünmez bir şey. Birini kapatacaksın, diğerini açacaksın. Evet. Nereden nasıl bakacağını bileceksin.